Sevgilinizlere maalesef çok üzülerek söylüyorum. Meslektaşlarım adına da kendi adıma da bir ek 3. sınıf muamelesi görüyorsunuz. Bu mesleğe başlayalı yaklaşık 13 yıl oldu. Bu arada 6 kardeşiz. 6 kardeşin en büyüğü erkek, 5 kızız. Kızların ortancası benim. Yani evin asi kızı benim kısacası. Hayatım boyunca hiç kadın işi yapmadım. Genelde yaptığım işler erkek işlerine daha yakın meslekler oldu. Taksiye başlamadan önce de bir çay ocağında çaycılık yapıyordum. Büyük bir emniyet binasının çay ocağında çaycılık yapıyordum. Çok sevdiğim bir çocukluk arkadaşım var. Onun kuzenleri yapıyordu bu mesleği, taksicilik mesleği. Onun dükkanına sürekli giderdim. Bir gün çocuk ablasını ziyarete geldiği zaman bana şey dedi, işte ben dedim daha doğrusu. Hani ben çıkayım mı dedim. Çünkü çocukluğumdan beri araba kullanmayı çok severim. Ben çıkayım mı, ben çalışayım mı dedim. Al abla dedi bana. Bir saat öyle gezdim biraz. Hoşuma gitti. Ya günlerce, hatta aylarca inanın anneme, hani bu işin kötü bir işi olmadığını, bu işi benim yapabileceğimi, gerçekten bu işin bana göre bir iş olduğunu anlatmaya çalışarak geçti. İnsanların bana farklı tepkileri oldu ama bir tek şeyi unutmuyorum. Bir gün kadının bir tanesi bana direkt şu lafı söyleyince ben çok yıkılmıştım. Taksici değil misiniz dedi bana. İnanın bu laf beni o kadar üzdü ki, yani taksici olmak neydi ki? Taksici değil misiniz dedi bana. Buradaki İstanbul'da, ki siz de biliyorsunuzdur, bu şehirde çok zor bir şehir. Yani nerede, ne zaman, nasıl bir insanla karşılaşabileceğiniz an meselesi. An meselesi ki biliyorsunuz yakın dönemde bu yüzden başına talihsiz olay gelen arkadaşlarımız da var, öldürülen arkadaşlarımız da var. Her şey an meselesi. Yani çok şanslıyım ben. Bilmiyorum, belki de annemin dualarıyla, belki de kendi insanlara verdiğim enerjiyle o kadar kötü ve büyük olaylarla karşılaşmadım. Tabii ki bir takım olaylar başımdan geçti. Bir gece hanımefendinin biriyle kavga edip sabaha kadar karakolda kalmam gibi. Ondan sonra nasıl söyleyeyim size, yolcuyla onun gitmediği güzergahtan, demediği güzergahtan değil de trafiksiz güzergahtan gittiğim için bana kavga etmesi, benimle kavga etmesi gibi. Evliyim, yaklaşık 1,5-2 yıla yakın oldu. Ama beni şöyle bir durumum var ki, benim eşim tanıdığında da ben taksiciydim. Ve beni bu camia içerisinde bilen biriydi. O yüzden çok fazla bir problem, sorun yaşamadık. Tekirdağ'ydı, Edirne'ydi, Kırklareli, o taraflara çok gitmiştim var ama en uzun mesafe olarak Ankara'ya kadar gittim. Çok enteresandır. Ankara'ya gittim. Taksim'den bir beyefendi aldım. Hatta Ankara'ya gidip onu kendisine geri getirmemi istedi. Sanırım durumu iyiydi. Çok fazla konuşmadık çünkü beyefendinin işi dolayısıyla çok fazla konuşacak durumumuz zaten yoktu. O sürekli bir telefon halindeydi.